Evet, merhabalar arkadaşlar. Magic Koala'nın bilinçlendirme platformu Teknoloji Dünyası kanalına hoş geldiniz. Yine yeni bir videoya karşınızdayız. Bugün sizlere ne anlatacağız? Bugün sizlere var olan bilgisayarımızdaki Windows 10 ya da Windows 7 hiç önemli değil. Diskimizi format atmadan iki parçaya nasıl ayırabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Pratik bir yol göstereceğim. Hatta iki tane yolu var. İki yolu da göstereceğim. Anlatacağım. Ve bunu tekrardan nasıl kaldırabiliriz onu da anlatacağım. Evet, kanal videomuza başlamadan önce lütfen sağ alttaki abone ol kısmından kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayalım. Evet, iki yoldan böyle. Şu an Windows 10 yüklü işletim sistemimiz. Eğer masa üstünüzde bilgisayar simgesi varsa buna sağ tuşa basıp yönet kısmından girip burada disk yönetimi kısmına geçebilirsiniz arkadaşlar. Burada var olan 2 adet diskimizi görüyorsunuz. Sizde 1 olabilir. Kaç adet diskiniz varsa fiziksel olarak şu kısım fiziksel diski göstermektedir. Disk 0 demek birinci disk. Disk 1 de ikinci disk. Yani bizim şu anda makinemizde 2 adet diskimiz var. Birinci diskimiz 232 yani 240 GB kapasiteye sahip. İkinci diskimiz de 2 TB yani 1.863. Niye boyutlar küçük olduğundan bahsedecek olursak aslına bakarsanız 2 TB dedi yani 2000 MB'ın 1024'e böldüğünüz zaman çünkü 1 MB 1024 1 byte 1024 KB yani o kısımdan gelen bir ufalmadan bahsediyoruz. Evet, isterseniz hemen şimdi nasıl yapacağız? Diğer bir yönteme geçelim. Diyelim ki masa üstünüzde bilgisayar simgeniz yok. Hemen şu kısma disk yazdığınız zaman bakın burada sabit disk bölümlerini oluştur veya biçimlendir diye bir kısa yol göreceksiniz. Aynı yer açacaktır. Burada sadece disk yönetimi kısmına burada direkt geçiyoruz. Evet, C ve D diskimiz vardı. Biz D diskimizi şu anda tek partition. Şurada iki partition gözüküyor olabilir. Aslında iki partition değil. Buradaki sistem için özel olarak ayırdığı Windows 10'un kendi birimi. C'miz tek partition. Bir de D olarak iki diskimiz var. Biz şimdi D diskini iki parçaya böleceğiz. Ya hemen bunu nasıl yaparız? Sağ tuşa basarsanız bu kısım üzerinde burada birimi küçült ibaresini göreceksiniz. Birimi küçült dediğiniz zaman belli bir zaman alacaktır. Bu diskin dağınıklığına göre değişecektir. Yani diskin parçalanma durumu. Çünkü disk dediğimiz yerde random yazılan bir yerdir. Yani böyle sıra sıra bir kütüphanedeki kitapları dizili şekilde yazılmaz veriler. Boş olan her bir kareye tık tık diye yerleştirilebilir. Bu da verilerinin parçalanması, dağılması anlamına geliyor. Evet, o kısma göre de diskinizin bu bekleme süresi biraz uzayabilir. Evet, buradaki görmüş olduğunuz diyor ki bize burada küçültebilecek alan miktarı megabayt olarak şu kadar demiş. Yani diyor ki arkadaşım senin diyor şu anda diyor 150 şöyle bir işaretleyelim isterseniz. Megabayt dediğine göre şuradan 3 yani 1,5 TB'lık kısma kadar ayırabilirsin demek istiyor bu arkadaş. Biz öyle yapmayalım da bizim 2000 MB diye düşündüğümüzde şurayı bakın 2000 MB'ı biz yarı yarıya bölelim diyoruz. Ne kadar böleceğiz? Şu anda kullanılan alan bu kadarmış. Yani 400 GB falan kullanılıyor takriben. Biz bunu 1 TB'ını bölelim. O yüzden bakın şuradaki 3 sıfırı görüyor musunuz? 3 3 olarak ayrılır. Şu kısma 6 tane 0 yazarsanız bizim toplam diskimizi tam ortadan ikiye bölmüş oluyoruz. Yani bizim elimize geçecek kapasitemiz 900 GB'lık bir alan oluyor. Evet, küçült diyoruz birimi. Bize diski tam bu kısımdan küçültecek. Sağ tarafa hiç bozulmamış bir parça atacak bize. Biraz zaman alabilir. Evet, gördüğünüz üzere bize bakın buraya bir tane alan attı siyah olarak. Yani bu şu demek oluyor, tanımlanmamış bir alan. Bunu biz nasıl yapacağız? Sağ tuşu tekrar basarak yeni basit birim oluştur dediğimizde ileri bakın burada bunu bu kadarını kullanmak istiyor musunuz? İsterseniz bunu bir daha bölebiliriz. Yani şunun yarısını da kullanabiliriz. Burayı E, şurayı böldüğümüz kısmı F diye de ayırabiliriz istersek. Biz ayırmak istemiyoruz. Diyoruz ki bu şekilde kalsın, tamamını biz kullanmak istiyoruz dedik. İleri dedik. Sürücü harfi otomatik olarak da atabilirsiniz. Biz direkt Z olarak verelim. Sileceğiz ne olsa. İleri diyoruz. Buradaki formatlama, biçimlendirme kısmına giriyorsunuz. NTFS olacak. İsterseniz bu Expat de yapabilirsiniz. Expat işletim sistemi
kısmına giriyor. Oralara hiç girmeyelim. Normalde Windows'un kullanmış olduğu NTFS sistemidir. Dosya fail sistemidir. Buraya birime adım veriyorsunuz. Diyelim ki yedek diyelim. Yedek. Hızlı biçimlendir. İleri ve son diyoruz. Bakın bize yeni bir tane disk oluşturdu. Adına Z dedi. Formatı attı ve karşımıza getirdi arkadaşlar. Evet, şuradan hemen isterseniz bakalım. Fiziksel olarak diskimizi biz şu anda iki parçayız. Yani virtual, yani sanal olarak ikiye böldük diyebiliriz. Bu bölme işlemini biz sanal bölme. Yani disk aynı disk. Diskin yarısına D dedik. Diğer yarısına da Z olarak isim verdik. İstersek biz bu birimi diyelim ki ihtiyacımız olmadı. Ne yapacağız? Bu artık bunu silmek istiyoruz diyebiliriz mesela. Bunu isterseniz nasıl sileceğiz? Bu birimi sil diyorsunuz ilk önce. Evet, siyah moda getir. Bakın siyah moda düşüyor gördüğünüz üzere. Daha sonra bakın buradaki bu ben birimi büyütmem lazım. Yani şunu diyorum ki genişlet. Şunu buraya genişleteceğiz. O yüzden soldaki diske basıp birimi genişlet dediğiniz zaman ileri diyorsunuz. Bakın bu kadar bir alanınız var diyor. Yani 1 terabaytlık bir alan var diyor. Tamamını mı diyor genişletin, yani kullanmak istiyorsunuz. Diyorsunuz ki evet, tamamını bana birleştir diyorum. Ve diskimizi görmüş olduğunuz gibi birleştirdi arkadaşlar. Evet, görmüş olduğumuz gibi diskimizi böldük ve diskimizi tekrardan eski haline getirdik arkadaşlar. Evet, sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyorum. Kanalımıza lütfen abone değilseniz sağ alttaki abone ol butonuna lütfen basarak videomuzu beğenip bildirimleri de açarsanız yeni videolarımızdan faydalanmış olursunuz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar.